ابدا لا لن نحيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم آمين Allahumme la sahla illa ma cealte ve ente tecealul hazne idha shi tesalen. Allahumme amin. Evet. 37. babı oku abi. 37. Hac ve gazve iyi veya facil imam ile birlikte yerine getirilir. Onların arkasında cuma namazı kılmak caizdir. Kişi cuma namazının arkasından 6 rekat daha kılar. Her iki rekatta ara verir. Ahmet bin Hanbel böyle söylemiştir. Evet şimdi burası fıkhi bir mesele, önemli bir mesele. Bir kısmı ehli sünnetin itikadı ile alakalı bir mesele, bir kısmı ise fıkhi bir mesele. Öncelikle Müslüman imamların arkasında namaz kılmak gerekir diye bab açıyorum. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Şimdi fasık imamların arkasında namaz kılınır mı? Kılınır. Facir imamların arkasında namaz kılınır mı? Kılınır. Ehli sünnet bu konuda icma etmiştir ve bu icma öyle böyle bir icma değil. Yani siz bir İslam devletinde yaşıyorsunuz. Halife fasık. Şimdi fasık değil dört dörtlük diyemeyiz. Çünkü her insan hata yapabilir. Herkes Ömer bin Abdülaziz olamaz. Herkes Ömer radıyallahu an olamaz. Herkes İmam Ali olamaz. Olamaz yani. Yani hata ise herkeste var. Sana göre küçük olan başkalarına göre büyük, başkalarına göre büyük olan sana göre küçük olabiliyor yani. Onun için fasık, facir dahi olsa imamların arkasında namaz kılmak gerekiyor. Bu konuda İbni Batta el-İbanatü Suğra'da şunu söyler. Der ki bu ümmetin başından günümüze kadar bütün ilim ve fıkıh ehli alimler, abidler, zahitler icma etmişlerdir ki cuma ve bayram namazları, mina, arafat, gazve, haç ve hedi iyi olsun, günahkar olsun. Her emir ile birlikte geçerlidir. Her emir ile birlikte geçerlidir. Haraçların, zekatların, öşürlerin onlara verilmesi caizdir. Şimdi bu bahsettiğim işte cuma namazı, bayram namazı, işte mina, arafat, gazve, haç, hedi ve haraçlar, zekatlar ve öşürler. Bunlar zaten halife ile beraber yapılacak şeyler. Dolayısıyla o zamanlar sormuşlar, demişler ki, biz bunları halifeyle yapabilir miyiz? Yani facir, fasık halifeyle yapabilir miyiz? Demişler ki yapabilirsiniz. Hani aklınıza şey gelmesin. işte çok böyle zahid olan imamlar zamanında değil. Zaten selefin tamamı fasık imamlar zamanında yaşamış. Hepsi zalim. Zulm ediyor. Zulm ediyor yani. Dolayısıyla hatta öyle şeyler konuşulmuş ki bazı sahabeler gitmişler, bazı imamların arkasında namaz kılmışlar. Demişler ki sen niye bu imamın arkasında namaz kıldın? Bu imam işte fasıktır, facirdir, bidatçıdır. Demiş ki onun günahı kendisine. Ben itaat etmek için kıldım demiştir. Bak sahabe diyorum ha. Bununla alakalı rivayetleri vaktim olsaydı tek tek anlatırdım. Abdullah İbni Ömer haricilerin arkasında namaz kılıyor. Bununla beraber başka sahabeler mesela Hasan-ı Basri, Selef'in büyüklerinden, fasıkların, facirlerin arkasında namaz kılıyor. Diyor ki onun günahı kendisine, senin hayrın sanadır. Ama kastettiğimiz kim kardeşler? Özellikle söylüyorum kastettiğimiz Müslüman olan imamlar. Yoksa kafir olan imamlardan bahsetmiyorum. Veya hakkında ihtilaf var. Tam net değil. Küfrü çok açık değil. Bu tür adamların arkasında namaz kılmak caizdir. İşte bu saydığım meseleleri de, ibadetleri de halife ile beraber yapmak gereklidir. Burada şüpheye düşmemek gerekir. Bakın İmam Ahmet ne diyor bu konuyla alakalı. Yani fasık imamların arkasında namaz kılmayla alakalı neler söylüyor. İmam Ahmet sünnetin asılları hakkında kaleme alıp Abdus'a gönderdiği mektupta şunu söylüyor kardeşler. Cuma namazı onun halifenin ve onun tayin ettiği kimsenin arkasında caizdir. Bak sadece o değil ha onun tayin ettiği bir komutan olabilir o vali olabilir, cami imamı olabilir fark etmez. Onun arkasında kılmak caizdir diyor. İki rekat olarak tamdır cuma namazı. Kim bu iki rekatı iade ederse bidatçıdır. Tabi buradaki kasıt ne? Müslümansa eğer sen hala şüphedeysen ya adam Müslüman sen niye iade ediyorsun ki demek istiyor. Kim böyle yaparsa bidatçıdır eserleri terk etmiştir. Sünnete muhalefet etmiştir kim olursa olsun iyisiyle, faciriyle imamların arkasında namaz kılmayı caiz görmediği takdirde Cuma'nın faziletinden ona hiçbir pay yoktur. Sünnet olan kişinin onların arkasında iki rekat kılmasıdır. Kişi bunun tam olduğuna inanmalıdır. Bu hususta da göğsünde hiçbir şüphe olmamalıdır diyor İmam Ahmet. Burada neye teşvik var? O zamanın imamına itaate teşvik vardır. Yani birliği bozmanın önüne bir engel bir set çekiyor. Çünkü sen eğer böyle dersen ki ben bu imamı sevmiyorum o zaman Cuma'yı terk etmiş olursun. Şimdi bazıları bizim konumuzla onların konularını bir getiriyor. Alakası yok kardeşler. Çünkü bizim zamanımızdaki insanlar zaten bir kere İslam devleti değil. Bir kere imamlar kafir. İmamlar neye inandıklarını bilmiyor. Dolayısıyla hani bazı e adamlar var irca ehli şunu söylüyorlar. Diyorlar ki İslam'ın şiarlarının unutulmaması için camilere gitmek gerekiyor. Öyle bir şey yok. Bilakis bu insanların bidatlarını çoğaltmamak için oraları terk etmek gerekiyor. Hatta imkan varsa insan kendi imkanlarıyla bu tür yerler açıp insanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine teşvik edip ve bu şekilde şiarları onlara anlatması gerekiyor. Yoksa böyle yapıp da gidip kafirlerin arkasında namaz kılmak bu ahmaklıktır. Böyle bir şey yoktur. Ehli sünnetten hiç kimse bunu böyle dememiştir. Bunu söylemekte fayda var. Yine İmam Berbahari ileride gelecek şu bapta şunu söylüyor. 129. bab olsa gerek. Diyor ki bir adamın farzları sürekli olarak cemaatle sultan veya başkasıyla birlikte yerine getirdiğini görürsen bil ki o sünnet ehlidir. İnşallahu Teala öyledir yani diyor. Bir adamı sultanın arkasında bile farz namazları cemaatle kılmayı aksatırken görürsen bil ki o heva ehlidir. Çünkü biliyorsunuz İmam Ahmed'in mezhebinde cemaatle namaza devam etmek esastır. Vaciptir. Terki ise günahtır. Dolayısıyla onlar hep buna teşvik etmişler. Biraz İmam Berbari'nin hayatını anlattığım zamanları düşünün. İmam Berbari sürekli sürgünde yaşamış. Buna rağmen hep mevcut bulunan imama itaat etmeyi, onun arkasında namaza devam etmeyi teşvik etmiştir. Bu da biraz önce söylediğim hikmetlerden kaynaklıdır diyebilirim. Ve diyor ki devamında derim ki kişi imam cehmi olsa bile cumaya ve cemaate iştirak eder, namazı onun arkasında kıldıktan sonra iade eder. Şimdi buraya dikkat edin. Burada bir müşkilat var mı? Hayır bir müşkilat yok. Bilakis bizim söylediğimizi ispatlar niteliğinde bir delil vardır. Diyor ki imam, şeyh eğer ki diyor senin başındaki imam cehmi ise cehmiden kasıt yani mutezili ise çünkü o zamanlar onlar mutezileye de cehmi diyorlardı biliyorsunuz ki halife memun da mutezile imamlarından bir imamdı İmam Ahmet bile onun arkasında namazı caiz görüyordu. Ama ne şartıyla? Ne şartıyla? Kim burada ikrah var bir. ikrah var. Gitmediğin takdirde canınla imtihan olman söz konusu. Böyle bir şey varsa biz de zaten buna caiz diyoruz. Kişi gider namazını kılar. Ondan sonra gelir evinde iade eder. Ama fasıksa iade etmez. Ama kafirse gider kılar. Ondan sonra gelir evinde iade eder. İşte İmam Berbahari ve bazı alimler bunu söylemişler. İmam cemi ise bile kişi gider cuma namazını, bayram namazını ve benzeri cemaatlere iştirak eder. Sonra gelir evinde o namazı iade eder ki gitmedikleri takdirde biraz önce söylediğim meseleler tekrar cereyan eder. Abdullah sünnesinde şunu söylüyor. Ahmet şöyle demiştir. Kim bu sözü yani Kur'an'ın yaratılmış Sözünü söylerse arkasında ne Cuma namazı ne de başka bir namaz kılınmaz. Açık ifadeler değil mi? Şu kadar var ki cemaati bırakmayız, cemaati bırakmayız, cemaati bırakmayız. Kişi onun arkasında Cuma namazını kılarsa namazını iade eder. Yani arkasına kılınan namaz geçersizdir. E şimdi bir kıyas yapalım kardeşler. O dönemin imamları Sadece Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyorlar. Yani kimine göre kelami, kimine göre tek bir mesele ama dinden çıkaran bir mesele. Bugünkü imamlara bakalım. Bugünkü imamlar 23 Nisan'dan tutun 19 Mayıs'tan tutun ne kadar devletin bayramı varsa hatta cumhuriyetin kuruluşu, şeriatın yıkılışını kutlayan imamlar var. Şimdi kıyas edelim. Bir tarafta bu imamlar Allah'ın şeriatıyla hükmediyor. Sadece Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyor. İmam Ahmet diyor ki bunlar arkasında namaz caiz değildir. Bir tarafta da bu müşriklere bakın. Allah'a şirk koşuyorlar. Dinle uzaktan yakından alakaları yok. Kimi deist, kimi ateist, kimi komünist, kimi demokrat. Bizim bu ircahili de diyor ki gidin onun arkasında namaz kılın. İslam'ın şiarları öylece kalsın diyor. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla siz gittiğiniz yerde bir şeyleri değiştiremiyorsanız oradan ayrılmanız gerekiyor. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Kim kimin karartısını çoğaltırsa o da ondandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bize düşen bunlardan beraatimizi ilan etmek ki bize göre bu mescitler mescidi dirardır. Dirar mescitlerinde namaz kılınmaz. Kılınmaz. Bunu bilmekte fayda var. Yine şerh-i sünnede ileride gelecek. İmam Berbari der ki eğer cuma günü imamın cehmi ise ve o sultan ise arkasında namazı kıl sonra namazını iade et. Bu ileride gelecek bu meselenin üzerinde bir daha duracağız. O zaman ne anladık kardeşler? Şunu anladık. Demek ki imam kafir ise onun arkasında namaz kılmak zorunda kalırsak, ikrah durumunda olursak kılarız sonra iade ederiz. Çünkü bizim yanımıza nedir? Onlar müşriktir amelleri geçersizdir. Böyle bir vaka oluyor mu? Oluyor. Sen Mekke'ye git, Medine'ye git. Seni yakaladıkları yerde namazgaha götürüyorlar. Mecbur kılacaksın yani. Orada en azından ima edeceksin. Kılıyor gibi yapacaksın. Dolayısıyla ikrah durumunda böyle şeyler caizdir. Böyle şeyler caizdir. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Meselenin ikinci kısmı ise cuma namazından sonra kılınacak olan namaz. Şimdi cuma namazı zaten iki rekat olduğunu, farzının iki rekat olduğunu bize söyledi. Ancak burada cumadan sonra cumanın sünneti var. Bunun nasıl olduğuyla alakalı önce mesailden bir nakil yapayım. Çünkü kendisi dedi ki şeyh bu dedi İmam Ahmet böyle yapmıştır dedi. Yani altı rekat kılmıştır dedi. Bunun keyfiyetini açıklayalım. Mesailde şöyle geçer. Der ki Cuma namazından sonra kılınacak olan sünnetin ikişer rekatlı toplam altı rekat olduğuna dair görüş İmam Ahmet'ten nakledilen ve kendisinden tercih ettiği bildirilen görüşü Abdullah bin İbni Ahmet bin Hanbel'in babasından şöyle aktarır. Der ki babama cuma namazının ardından ne kadar rekat kılmalıyım diye sordum. O bana dedi ki dilersen dört kıl, dilersen ikişerli olarak altı rekat kıl. Ama benim tercihimdir. Lakin dört kılmanda da bir sakınca yoktur dedi. Yani onun tercihi burada kaçmış? Altıymış. Ama dörtte de kılabilirsin demiş. İmam Tirmizi, İmam Şafi'nin, İmam Ahmet bin Hanbel'in şunu yaptığını söylüyor. Burası da ayrı bir görüş. Yani iki rekat kıldığını söylüyor. Ebu Davud ise Cuma namazından sonra İmam Ahmet'in dört rekat kıldığını söylüyor. Bununla beraber şunu söyleyebiliriz ki raci olan görüş 6 rekattır. Şimdi bunun neden 6 rekat olduğunu açıklayalım. Bu görüş aynı zamanda Ashab'dan Ali bin Ebi Talip, Ebu Musa el-Eşari, Abdullah İbni Ömer ve imamlardan Süfyan-ı Sevri, Ebu Yusuf, Ata ve Tehavi'nin görüşüdür demişler. Bunun delili ise şudur. Yani Ali bin Ebi Talip niye bu görüşü tercih etmiş? Veya nasıl oldu da Ali bin Ebi Talib'in böyle dediğini nakletmişler. İbni Şeybe'nin müsennefinde şöyle bir rivayet var. Diyor ki Ebu Abdurrahman, İbni Mesud bizim yanımıza geldi. Abdullah İbni Mesud. O cuma namazından sonra dört rekat sünnet kıldı. Ve bunu da emretti. Sonra arkasından diyor Ali bin Ebi Talib geldi. O da bize altı rekat kılmamızı emretti. Biz de Abdullah İbni Mesud'un sözünü bıraktık. Ali bin Ebi Talib'in sözüne yapıştık diyor. Bu Ali bin Ebi Talib'in altı rekat kıldığına dair delildir. Bununla beraber bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayet var ki Abdullah İbni Ömer merfu olarak naklediyor ki bu bizim için delildir. Bunun üzerine bina ediyoruz biz görüşümüzü. Ata rivayet ediyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Dedi ki Mekke'de olduğu zaman Cuma'yı kılınca biraz ilerleyip iki rekat kıldı. Sonra yine ilerleyip dört rekat daha kılardı. Medine'de olduğunda ise Cuma'yı kılar sonra evine döner ve evinde iki rekat namaz kılardı. Mescitte bir şey kılmazdı. Kendisine sordular. Dediler ki bunun farklılığın sebebi nedir? Yani neden Mekke'de altı kıldığında Medine'de iki rekat kıldı? O da şöyle cevap verdi. Dedi ki çünkü ben Resulullah'ı böyle gördüm. Tek cevap bu. Ben aleyhissalatü vesselam'ı böyle gördüm. O zaman burada ne var? Şu var. Burada peygamber aleyhissalatü vesselam'ın 6 rekat kıldığına dair bir delil var. Bununla beraber Medine'de de 2 rekat kıldığına dair bir delil vardır diyebiliriz. Yine bu konuda Ebu Hureyre'nin bir rivayeti var ki Ebu Hureyre şöyle der. Sizden cumadan sonra namaz kılan 4 rekat kılsın. Bu da dört rekatla alakalı delildir. Bu konuda mesela dört rekat kılınacağını söyleyen kimler var bu konuda? Abdullah İbni Mesud dedik. Abdullah İbni Mübarek, Alkame, İbrahim el-Nehai, İshak, Ebu Hanife'ye göre Cuma'nın son sünneti dört rekattır. Bu ve benzer rivayetlerin hepsini cem ettiğimiz zaman kardeşler şunu anlıyoruz. Demek ki iki rekattan tutun altı rekata kadar Cuma'dan sonra sünnetler kılınabilir. Bu bize bunu gösteriyor. Ancak tercih ettiğimiz görüş Abdullah İbni Ömer'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deyken Cuma'dan sonra 6 rekat kıldığına dair delildir. Çünkü diyor ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde gördüm. Ve İmam Ahmet de bu görüşü uygun görüyor. Yani 4'ü de kılabilirsin, 6'yı da kılabilirsin ama 6 bana daha sevimlidir diyor bize düşen de bu konuda 6 rekat görüşünü tercih etmek ama dileyen 2 de kılabilir, 4 de kılabilir, 6 da kılabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Burada başka bir nokta ise cuma bayram namazı, cihat ve sadakalar bu imamlarla beraber yapılır. Yani siz kendi kafanıza göre yapamazsınız demek oluyor. Ehli sünnet ve cemaate göre Müslüman yöneticilerin arkasında 5 vakit namazı cuma ve bayram namazlarının kılmanın, onların yönetimi altında iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın, cihad etmenin, haç yapmanın caiz olduğu ve iyi veya kötü olmalarının bunu etkileyemeyeceği görüşüne sahiplerdir. Ehli sünnet ve cemaat bu görüştedirler. Yine ıslah olmaları ve doğru yolda yürümeleri için onlara dua etmenin, görünüşte sahih çizgi üzerinde olmaları halinde onlara nasihat etmenin caiz olduğu görüşündedir. Yani onlara hem dua edeceksin, hem doğru yolda görüyorsan zahiri olarak onlara itaat ve nasihat edeceksin. Küfürden daha aşağı mertebede herhangi bir ayrılık işledikleri takdirde kılıçla onlara karşı çıkmayı haram kabul eder ve sabredilmesi görüşündedirler. Yani Küfrün altında hangi derecede olursa olsunlar küfre girmedikleri sürece kılıçla onlarla savaşmak caiz değildir. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu söylemiştir ki açık küfürleri ortaya çıkmadıkça Allah'a isyan olmayan konularda onlara itaat etmeyi bize farz kılmıştır. Fitne zamanında savaşa katılmamayı birlik iken ümmeti bölmek isteyenlerle çarpışmayı emretmiştir. İşte bu anlattığım meseleler bize neyi gösteriyor? Demek ki bu bahsettiğim ibadetlerin her biri facir olsun, fasık olsun ve bununla beraber doğru çizgide bulundukları sürece onlarla beraber yapmanın caiz olduğunu gösteriyor. İmam Ahmet sünnetin asıllarında Abdus Risalesi'nde şunu söylüyor. Sadakalar, zekatlar, Onlara vermek caizdir ve geçerlidir. Kim zekatı onlara verirse iyi olsun, facil olsun, bu ondan yükümlülüğü kaldırır. Bu konu hakkında buna muhalefet edenler haricilerdir. Hatta bununla alakalı şöyle bir rivayet var. Der ki, havaricin ve gerek rey ehlinden gerekse de başkalarından onlara muvaffakat eden bidat ehlinin görüşünün hilafına Ertab bin el-Muzir şöyle demiştir. Şuraya dikkat edin. Burası önemlidir. Rey ehline uyacak olursak bize farzlarının tamamını bıraktırmaları yakındır. Yani biz akıl ehline uyarsak onlar diyeceklerdir ki zekat onlarla verilmez. Cihat onlarla yapılmaz. Fey onlarla alakalı değildir. Şu onlarla alakalı değildir. Bu onlarla alakalı değildir. Onlar derler ki çünkü onlar zalim imam ile birlikte cihada çıkılmaz, cuma kılınmaz, ona zekat verilmez demektedirler. Onlarla da haş da yapılmaz demektedirler. Ramazan orucu da tutulmaz demedikleri dışında geriye ne kaldı? Yani sadece onlarla oruç meselesini zikretmezler yoksa geri kalan bütün meseleleri özellikle zikrederler. Derler ki onlarla yapılmaz, onlarla yapılmaz. Bu kimin görüşüdür kardeşler? Bu Havaric'in yani haricilerin görüşüdür. Şimdi biz bunları anlattığımız zaman bazı böyle beyinsizler şey zannediyor. Ya diyor bu özelliklerin hepsi sizde de var diyor. Tam tersi. Bu özelliklerin hepsi bizde yok. Bilakis sizin gibi ahmaklarda var. Çünkü sizin başınızdakiler müşrikler. Allah'ın şeriatıyla hükmetmiyorlar. Bir kere bunu anlamanız lazım. Söylediğim şeyleri, bütün şartları bir arada düşünürseniz yaptığımızın doğru mu, yanlış mı olduğunu o zaman anlarsınız. Çünkü marufta itaat var diyoruz. Haramda itaat yok diyoruz. Küfre düştükleri sürece itaat yok diyoruz. Açık bir şekilde söylüyoruz. Dolayısıyla bizim şirk dediğimiz meselelere bugünkü ahmaklar da şirk diyor. Örnek vereyim bir Abdullah Yolcu, bir Hüseyin Cinisli, bir şu bir bu hepsi bunlar sözde selefi ya, telefi ya. Bunlarla konuştuğun zaman bunlar diyorlar ki evet kabir ziyaretleri şirktir. Allah'tan başkasından istigasede bulunmak şirktir. Rabıta şirktir. Tasavvuf şirktir. Şirktir. Başındaki tağut bunların hepsini destekliyor. Böyle bir cemaatten gelmiş. Destek verdikleri cemaatlerin, tarikatların çoğu bu amelleri yapıyor. Hadi anayasayı geçtim ha. Geçtim. Adamın itikadında problem var yani. Kendini Müslüman olarak zikrettiği itikadında dahi problem var. Ama yine de ne diyorlar? Ama namaz kılıyor. Ama namaz kılıyor. Biraz önceki nakli anlattım. Dedim ki şayet eğer bir yerdeyseniz ve Allah'ın şeriatıyla hükmediyor iseler. Diyelim ki baştaki imam mürted oldu. Bir konuda dinden çıktı. Baş kaldırmaya gücünüz yok. Siz kendi halinizde namaz kılmak zorunda kalırsanız gider evinize namazınızı iade edersiniz. Bitti. Size düşen budur. İmam Mehmet'ten naklettik. İmam Berbahari'den naklettik. Ama böyle bir vaka yok. Hani bugün günümüzde Türkiye'de Dünyada böyle bir vaka yok. Hani e, diyemezsin ki Suudi Arabistan'da böyle bir vaka var. Hayır Suudi Arabistan'da da böyle bir vaka yok. Suudi Arabistan'da a, görüyoruz aldıkları futbolcuların kaç milyon dolarlık futbolcular olduğunu görüyoruz. Ülkenin bir tarafında sözde şeriat var. Neden? Çünkü oradan para geliyor. Aynı Mekke müşrikleri gibi. Mekke müşrikleri gibi işte mescid Haram'dan bir para beklentileri var. Orayı mecbur öyle korumak zorundalar. E, bir tarafta da bakıyorsun ne kadar fısk, Hucur, zina, içki, uyuşturucu varsa hepsi işleniyor. Böyle bir şeriat mantığı olabilir mi? Hemen geriye gidelim. Emevilerde, Abbasilerde evet bazı halifelerin, hükümdarların içki içtikleri, bununla beraber zina yaptıkları sabit. Tarih kitaplarında geçiyor. Ama bunları emrettiklerine dair bir şey göremezsin. Bunların yaptığı gibi işte kanun değiştirdiklerini göremezsin. Adam futbolcuya özel kanun çıkarttı eşi için özel kanun çıkarttı. Yani böyle bir mantık olamaz. Onun için dünyada böyle bir örnek yok. Onun için kimse şu örnek, bu örnek demesin. Türkiye'yi geçtim zaten. Dünyada böyle bir örneğin olmadığını söyleyebiliriz. Bunun dışında bir mesele daha var. Aynısını Hasan Basri'ye soruyorlar. Hasan Basri şunu söylüyor. Bir adam dedi ki: "Ey Ebu Said, şu emirlerimiz hakkında ne diyorsun?" diye sormuş. Hasan da şöyle cevap vermiştir. Onlar hakkında ne söyleyebilirim ki? Onlar hac etmemiz için varlar, gazaya çıkmamız için varlar, feyimiz için varlar, hadlerimiz için varlar. Vallahi onlara yani imama kuruc edenlere itaat etmek öfke sebebidir dedi. Yani böyle bir şeyler yapıyorlarsa onlara karşı çıkmak öfke sebebidir dedi. Onların fırkası küfürdür dedi. Allah onlarla bozduğundan daha fazlasını düzeltmez. Yine Hasan Basri Ebu Said Haricinin biri Hureybeden isyan etmiş denildiği zaman şöyle demiştir. Miskin bir münker gördü ve ona karşı çıktı. Böylece ondan daha beterinin içine düştü. Yani sen bir münker gördün karşı çıktın, daha beterinin içine düşebilirsin demek istiyor Hasan Basri ve onlar bunları yaptıkları sürece itaat etmenin gerektiğini söylüyor. Hadleri uyguluyorsa, haç emrini veriyorsa, umre emrini veriyorsa, feylerimize taksim ediyor, ganimetlerimize taksim ediyorsa işine bak itaat et yani. Daha kötüsü gelmemesi için Allah'a dua et diyor. Evet inşallah burada duralım. Ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك